İyileşecek mi bacım? Şeyh Muz Bey, karınızın rahminde sarkma tespit ettik. Bundan sonra çocuk doğurması çok riskli. Ne? Sahi mi diyorsun doktor? Doğurmayacak mı hiç? Sağlığı için doğurmaması gerekiyor. Bu nedenle eşinizin kordonlarını bağlamayı öneriyoruz. O ne demek? Üreme yollarının ameliyatla kapatılması demek. Abo, olmaz öyle şey. Sultan doğurmayıp ne yapacak? İlla kuma mı alacağım erkek evlat için? Var ya bir sürü çocuğun. Erkekte olmayıversin. Demesi kolay doktor bacı. Etrafta alay konusu oldum ben. Bu kadar kız doğurtan adam adam mı sayılır? Bak, biz seninle hemşeriymişiz. Dinle beni. Bir sürü aslan gibi evladın var. Erkek olacak diye bir tane daha yapacağına elindekilerin kıymetini bil. Bırak el alem ne derse desin. Senin de kızların büyüyüp bir gün benim gibi doktor olabilir. Doğru diyorsun doktor bacı. Haklısın. Ama tek bir tanecik oğlum olsun, sonra başka istemem ha? Bakın, bu ameliyatı yapmamız lazım. Ve bunun için sizin de onay belgesini imzalamanız gerekiyor. İmzalamazsanız yapamayız. Yok. Ölsem imzalamam. Şeyh Muz Bey bakın. Daha önce de izah ettiğim gibi, karınızın bundan sonra hamile kalmaması gerekiyor. Bu ameliyata onay vermezseniz... Doktor bacım. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok güzel anlatıyorsun ama mümkünatı yoktur. Öyle değil mi Sultan? Sen söyle. Öyle. Korktuğun için böyle söylediğini biliyorum Sultan Hanım. Ama pes etme lütfen. Hayatın söz konusu. Bacım, kocanın imzası olmadan yapamayız demedin mi? Ben atmayacağım imzayı. Sultan da atmayacak. Öyle değil mi Sultan? Öyle. O dediğiniz diğer ameliyatı yapın bitsin. Olmaz Senan. Bakma öyle. Yapamam bunu. Başka çaremiz yok. Sultan bir daha hamile kalırsa ölebilir. 9. doğumunda teyzemi böyle kaybettim ben Jülide Hanım. Bu kadının hayatını kurtarmak istiyorsak hamile kalmasını engellemek zorundasınız. Zenan, bu karar biz değil, karı koca beraber verebilir ancak. Etik olarak... Tabii. O adam bu kadına 7 tane doğurttuğunda da beraber bu kararı verdiler değil mi? Daha 16'sında hiç görmediği bir adamla başlık parası için evlendirildiğinde de beraber düşünüp taşındılar. Bunları ben de düşünebiliyorum. Ama böyle bir karar için karı kocanın imzası şart. Kuralları kafama göre değiştiremem. İyi, peki tamam. Ama en azından adamı ikna etmeme yardım edebilirsiniz değil mi? Şeyh Muz Bey, size durumun ciddiyetini bir kez daha anlatmak istiyoruz. Bacım ne olur uzatmayın artık ya. Bak, Sultan kendisi istemiyor başta. Öyle der mi Sultan? De gel. Değil mi? Haydi. Bak onu da bozdunuz. Şeyh Muz. Keşke bir oğlan verebilseydim sana. Ama yok. Allah nasip etmedi. Yıldım ben artık. Bağlasınlar neyi bağlayacaklarsa. Yok. Ben vermem imzayı. Bağlayamazlar. Kocanın imzası şartmış. Belediye nikahı kıydın mı ki bana Şeyh Muz? Belediye nikahı olmadan nereye kocam oluyorsun? Bir dakika. Resmi nikahınız yok mu? Yoktur bacım. İmza gerekmez değil mi o zaman? Gerekmez. Vay başıma gelenler. Yapabilecek misiniz şimdi? Evet Şeyh Muz Bey. Bu durumda karınızın imzası yeterli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.